Evet arkadaşlar, bugünkü bölümü böyle küçük bir müzikal eserle açalım dedik size. 5A sınıfından Ömercan kardeşimiz. İyi bir adam halay çekiyor isimli Anadolu yöremizin. Anadolu yöremiz. Anadolu yöremizden bu besteyi bizlerle. Buyurun Ömercan Bey. Tamam. Evet arkadaşlar, oyuncakları sattın diye dalekleri 5 renge boyadık. Sonra hiç tutmadığı için hiç böyle bir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyoruz isimli bölüme. Hoş geldiniz. Aynı bölümün ismini Doktor ile İzdivaç olarak da değiştirebiliriz. Bunun sebeplerini konuşacağız. 7. sezon. 1. bölüm. 1. bölüm. Bence güzel bir sezonun iyi bir başlangıcı oldu. Ama bir takım kıl oldum. Minik minik noktalar var tabii. Benim kaçmaz. Kesinlikle. Buyurun. Ben twist'i yedim mesela. Hadi oradan gireyim sana. Yani kızın şey çıkması, Dalek çıkması falan. Daha doğrusu evet ha, öyle. Bana böyle ucuz bir twist gibi gelmedi yani. Aa Allah Allah falan oldum yani. Açıkçası. Katılıyorum. İyi bir twist'ti bence de. Abi. Yani ben de yedim. Hani ben böyle en fazla şey falan bekliyordum. Ne bileyim Dalek çıkmasını beklemiyordum da işte seni çıkaramayız falan. Evet, dramatik bir şey çıkacağı çok belliydi. Çünkü kız böyle de biraz şeydi yani. Bir gariplik vardı onun sahnelerinde yani. Evet. Nasıl diyeyim? Bazı bölümlerde bazı karakterler companion olacakmış gibi böyle çok güçlü çıkıyor ya. Bu kız da bu bölüm öyle çıktı biraz. Pat diye twist gelince böyle bir şey oldum. Ben şaşırdım açıkçası. Ki bu arada ben hani şeyi bilerek izledim tabii ister istemez. Kızın sonradan diziye daha uzun vadeli dahil olacağını falan. Yani onu biliyordum internetten. Daha farklı bir detay vereyim. Çoğu Doktor Who seven de bu bölümü ilk izlediğinde öyle izledi. Çıktığında yani bölüm. Bu bölümün bir noktasında Clara'nın yeni companion olarak gireceği basına falan duyurulmuştu bu bölümden önce. Millet bir bak ilk bölümde Clara'yı görünce böyle haydi bölümün yarındasına kadar Amy nerede falan diye hani böyle bir şey oldu. Ortalık karışır gibi olmuş bu bölüm ilk çıktığında. Bu arada ben üzülerek söylemek isterim ki twist'i biliyordum. Bakın biliyordum diyorum. Fark ettim demiyorum çünkü bence güzel çekilmişti. Ama maalesef Doktor Who fanboyluğumun böyle tepelerde olduğu dönemlerde böyle artık doktor gelmiyor yazın. Her fragmanı, her böyle hakkında çıkan haberi falan okuyoruz. Bu adamlar da hani sen sonunda bölüm sonlarında olan bir sonra ne olacağı izlemiyorum diyorsun ya. Çok iyi yapıyorsun abi. Ben hıyar gibi hepsini izledim o zamanlar yani. Ve abi onu izleyince bariz bir şekilde anlıyorsun. Aptallık yani. Ha çünkü Clara'yı mı gösteriyor oralarda? Clara'yı gösteriyor. Hani onun böyle Dalek'in no more deyişini gösteriyor falan. Abi dedim tamam bu içinden çıkacak belli ki. Çok büyük yani büyük. Kötü bir spoiler yedin yani. Evet sen. Evet yani. Hem de yani bilinçli yapılmış bir şey bu yani. Ah böyle... be BBC. Koskoca İngilizlerden bunu beklemezdik. O yüzden ben bunu bilerek izledim diyorum. Anlamazdım yoksa. Çok da güzel yapmışlar bölümü yani. Peki. Şey konusunda yani bir önceki sezonda hatırlarsanız doktoru ölmüş taklidi yapınca böyle bütün evrende hadi sen ölmüş ol tamam biz anlamadık zaten falan gibi inceden bir şey yapmıştı. Hatta ben o bölümün incelemesinde demiştim ki lan ben böyle öldüm taklidi yaparak scanner'ı olan 7 milyar tane ırk var yani zamanda gezenler falan var Dalekler. Biri anlayacak herhalde senin ölmediğini demiştim ama bu bölümde hakikaten çok ilginç bir şekilde Daleklerin doktorun ölmediğini çok bariz farkında olmasıyla açıldı. Ama bölümün sonunda ilginç de bir olay oldu. Oswin, biz de Clara diyoruz aslında ama bu bölüm Oswin Oswald diye geçti. Oswin kapanır ayak doktoru Daleklerin Hive Mind'ından sildi. Evet. O ilginç bir detay. O ilginç bir detay ve biraz açıkçası beni rahatsız eden şey bir detay. Yani Oswin, yani okey yani tek bölümlük bir karakter de değilmiş zaten onu işte bilerek izlediğimi söyledim. Biraz bu böyle çok öte bir güç gibi ya. Abi. Kızın hackerlığı yani şu ana kadar zaten hackerlar kimdi? Mickey'di önce. Mickey'nin hackerlığı tamamen havadan gelme durup dururken. Hani evet yani hani böyle hani her internet kafeye giden çocuk hacker olabilir gibi bir hackerdı. Mickey hakikaten format atılır seviyesinden Cyberman hacklemeye gelmişti. Mickey'den nerelere. Hackerlık öyle bir kitap çıkarsana. Sonra böyle hani hackerlık yapıldı bilgisayar teknolojisi üzerinden şeylikler yapıldı. Clara yani Oswin şimdi the master hacker yani bütün Dalekleri bile etkileyebilecek bir güçte falan geliyor. Biraz hani bu kız ne bu şimdi abi insan mı ne mi bu güçler nereden çıktı bu beceriler? Ben onu şöyle anladım Oswin diye biri yok. Zaten bir Dalek var. Bu delirmiş. Kendini Oswin zannediyor. Haberi yok. Ha ben öyle düşünmüştüm. Ama Dalek ya kız. Okey de hani ben insandı onu işte emdiler hani, falan diye bir insan direkt. Geliyor da nanoteknolojilerle Dalek oluyor ya oradan mı evrildi? Vallahi yoksa... onda işte insanın içerisinde Dalek kalıyor. İşte başta bir tane kızcağız çıktı ya gördük onu alnından ama elinden Dalek parçaları çıkıyor falan. Ki ne? Ya ben şuna şu açıdan bir ufacık kızabilir miyim bölüme? Bir takım güzel yerler olmakla beraber. Ne yaptın abi Dalekleri sen iyice ya? Bir önceki çıktığında Power Ranger yapmıştın. Bu sefer nanoteknolojiyle insanları Dalek'e dönüştürdü. Dalek zombisi gibi bir şey çıktı anlamsız. Biraz aslında şey büyüsü bozuldu bak. Ta 1000 yıl önce Eccleston'la ilk Dalek'le evet. Karşılaştığımız zaman. Aynen abi. Hani ben şey diyordum hatırlıyorum yani. Abi Dalek bana her zaman uzaktan işte biraz
soytarılık gibi gelmişti. Yani çünkü böyle bir çöp kutusu geziyor. Nasıl evrenin en korkulan işte askeri birimi falan bunlar olabilir diyorduk. Ama ondan sonra bakıyorsun uçuyor, bakıyorsun yok edilemiyor, bakıyorsun zaten yok etmeye, öldürmeye psikopatlığa ayarlamış filan. Bir şekilde onu yedik. Hatta hoşumuza bile, hoşuma gitti benim yani. Ama şimdi nanoteknolojiyle insana dönüşebiliyor falan olması... Geri aldılar değil mi onu bütün? Evet yani hani o zaman abi madem merdiven tırmanabilmek için böyle bir seçeneğiniz vardı niye çöp kutusu gibi geziyordunuz demek hissediyorum yeniden ben o mevzu yüzünden. İşte aynen yani Dalekleri bir öncekinde oyuncağa çevirmişti. Burada bir de konsept olarak zayıflatıyor artık. Ben hiç memnun değilim. Ben yani de değilim. Dalek çok ikonik bir sembol. Bir de bunu daha önce şeyde de yapmışlardı. Meleklerde de yapmışlardı. Melek ilk çıktığı bölüm ne kadar korkmuştu. Bir de Melek kendi uydurduğu şeyi. Kendi İkinci bölümde hemen şey olmaya başlamıştı ya. O... Bakınca gözüne de giriyormuş. Ama bir yandan da bilmem ne yapınca şey de oluyormuş. Bu arada öldürdüklerin içerisinden konuşma güçleri de varmış. Abi i̇şte tam. Bilmem ne de yapabiliyor. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii ya. Bir şey bölümü vardı ya. Abi bu yaratıklara bu kadar güç... Sırf o bölüm lazım oldu diye eklemek bana biraz kötü yazarlığın en altı çizdiği hareketi gibi geliyor. Tam Moffat düşünme biçimi abi işte. Yani biliyor musun mesela bir tane şey kız var mesela aslında Dalek'miş. Hadi bunu nasıl? Ha, aynen. Bir adam var Dalek oymuş aslında içinden çıkıyor. Ucuz twistler, bir iki bölümlük hareketler biraz ucuzlatıyor böyle senaryoyu. Bir de mesela şimdi şöyle, şimdi biz tabii bu bölüm biliyoruz ya, şimdi bu bölümde Clara diye bir tip var. Ve biz basından biliyoruz ki bu Clara diye bir tip ileri companion olacak ama bu bir tip değil ki, bu deli bir Dalek. Yani en azından bunu diyebiliriz. Bence o işte güzel bir twist'ti bak bu arada. Zannediyorsun ki Clara'yı kurtaracak, yanına ama alacak, ne olacak falan gibi bir beklenti oluşuyor. Tamam o güzel bir twist. Fakat şimdi nasıl bağlayacaksın? Sen şimdi ortaya... Bu benim yani bunu biz biliyoruz da hadi görelim. Bunu da atayım ortaya sonra konuşalım. Nasıl bağlayacak bakalım. Peki. Bakalım nasıl bağlayacak. Bakalım hadi bakalım Moffat. Gel seninle 4 yıl öncesine dönelim. Amy ile Rory'nin ayrılık ve barışma süreçleri de hafif böyle bir aceleye mi gelmiş diyeyim. Sen buna gir hadi madem dua etmeye başladın. Abi bak bir önceki yani 5. sezonda ne dedik? Amy'nin kimi seçecek? Ha. Bitmedi abi adamın bitmedi. Bak şimdi de ortaya ne attı? Ayrılıyorlar. Boşanıyorlar bak. Ya. Ya şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. Bize ne ya? Abi ben açıkçası... Bana ne ya? Yani şöyle bak. Umurumda değil ya. Amy ile doktor arasında potansiyel bir işte romantizm hiç hoşlanmamıştım. Ama... Madem yaptınız diyeceksin şimdi. Hayır. Madem yaptığınızdan öte Amy'nin bir karakter olarak böyle dertlerin olmasını... kabulleneli oldu ben. Yani hani ilişki Amy ve Rory arasında ilişkilerinin işte bir konu olması, bunun zaman zaman sıkıntıya girmesi filan. Ben bu bölümde yaşadıklarımızla ilgili şunu söyleyeceğim bunun üzerinden. Ben bunların boşanmış olduğunu görünce veya boşanmak üzere olduklarını görünce aslında bir an hoşuma gitti. Şeyden dolayı değil yani ilişkilerinden nefret ediyordum bitiyor anlamında değil de. Amy'yi seviyordum. Biraz daha... O Amy boşa çıktı. Bana kaldı Amy. Biraz daha tabii. Biraz daha nitelikli bir öykü veya daha yetişkinleri de ilgilendirecek falan filan. Yani bunların aşkını bir peri masalından çekip daha böyle gerçekçi, daha dünyevi bir yere taşıyan bir hareket. Sandın değil mi? Sandım. Ama bölümün sonunda biz tekrar hadi bakalım'a dönüvermesi. Ha yazar Moffat'tı ya tamam. O zaman niye yaptın ki yani bir bölümlük? Aynen. Bir bölümlük ilginçlikler. Bir bölümlük ilginçlikler. Üçüncü başın, kere söylüyorum. Hani yani. Başında bir ilk 5 dakikasında aa olalım. Ama o aa'ya olduk onu devam ettirsene salak herif yani aslında aynen. Bence. Aynen. Şey gibi tam biraz. Tam olarak bu işte. Yani gerçekten 5 dakika sonra çözeceği bir şeyle o 2 dakika seni şey yapabilmek için bir sürü karakterizasyonu harcıyor herif. Bak geçen bunun muhabbetini yaptık. Can şey derdi hatırlıyor musun? Hem bunun için hem de J.J. Abrams için. Kandırıyor bizi. Yalan söylüyor. Anladım. Abi hakikaten kandırıyor yani. Hani kandırmak şöyle. Kandır o diyelim ama bu şey kandırma bir de. Yani ne abi yani sanki bize çok güzel bir şey sunacakmış şey gibi böyle şey vardı ya böyle hani falan yaparlar evet. Anladın mı hani bir kere korkarsın ikincide ne yapıyorsun abi falan hani sinirim bozduruyor bir yerde saçma sapan. O ile gelmeye başladı. Aynen. Ve Amy ile Rory'nin boşanma konusu bir de bu arada araya da böyle olgun şey konuları atmış. İşte River'la olan olaydan sonra işte Amy işte çocuk yapamaz hale gelmiş de Amy şey Rory hala çocuk istiyormuş bari ayrılalım falan. Hakikaten olgun bir şeyler olacak zannediyorsun. Ama hiçbir şey olmuyor. Evet, hiçbir şey olmuyor. Yani bir de mesela şöyle. Ben mesela hani boşandıkları görünce önce kafamda şu oldu abi. İşte Amy daha böyle çılgın, daha hayatı macera yaşamak istiyor. Zaten model filan olmuş. Hani böyle belki
evde durayım da hani akşam kocam eve gelsin de filan hayatından sıkılıp böyle işte daha şey bir yaşam, özgür bir yaşam istiyor. Öbürü ise daha işte evli çocuklu, öyle bir tip yaşam istiyor. O yüzden boşandıklarını mesela kurmuştum kafamda. Sonra ay ben sana çocuk yapamadım o yüzden şey yaptım ama aslında ben seni seviyorum'a bağlanınca gene aslında bunların aşkı baki. Ama ellerinde olmayan sebeplerden ötürü ayrılmışlar. Demek ki ye çekmiş olmalarını görünce tekrar hayal kırıklığına. Yani o gene olayı peri masalına döndürtüyor işte. Yani böyle daha gerçekçi, daha ayakları yere basan bir işte evlilik hikayesi olmak yerine. Bir de şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle yani bu bölümde de yeni bir kompanyonun geleceğini biliyoruz ya. Eskileri de uğurlayacak. Biraz da hep şeyin yolunu yapıyor. Nasıl uğurlayacak? Yani biraz o yüzden de özel hayatlarına bir tık daha yani anlam vermeye çalışıyorum. Bir tık daha mercek altına almalarını da ben de aslında anlayabiliyorum da sadece izlemekten çok keyif almıyorum ben bu tip yerleri yani. Ya Amy LaRoy bu arada benim kafamda şeyden sonra bayağı olgunlaştığı karakter olarak. Yani ben bayağı Amy'ye falan çok tepkiliydim ya böyle. Şu geçen sezondaki zaten işte o şey yaşlısıyla olan mı? Demon's Run olayından başlayıp ondan sonra Amy'nin kendi işte şey Amy'nin çocuğu River'mış çıktığı bölüm var ya. O bölümden başlıyor. Ondan birkaç bölüm sonra da zaten işte The Girl Who Waited bölümü var ya işte kendi yaşlılığıyla falan karşılaştı. O bölümden sonra Amy'nin bir takım bence karakterindeki arızalar, Rory'nin ile olan ilişkisi falan onlar düzeldi. Bir dengeye oturdu. Bu ikisi kabul edilebilir, anlaşılabilir, bağlantı kurulabilir bir çift olarak doktor yanında yer aldılar. Zaten doktor da hemen iki bölüm sonra onları postaladı. Çünkü doktor da dedi ki ya bunlar düzgün bir ilişki sahibi oldular. Ben dizimde böyle bir şey olamaz. Maymun maymun olaylar cereyan etmesi lazım. Gideyim bari babaya dönüşen Cyberman'le falan takılayım. Cyberman'le dönüşen babayla takılayım falan deyip basıp kaçtı doktor. Ya tam şöyle iki tane insan yerine koyup sevebileceğimiz karaktere dönüşmüşlerdi bunlar. Bu bölümde geri geliyorlar. Hemen sakat bırakılmışlar. Yani hem fiziksel olarak hem duygusal olarak. Ya ne kadar ayıp. Yani bir de ben biraz böyle şey hissettim. Yani sen bu karakteri Amy'yi zaten ilk sezon full doktorun kollarını attın. Rory'nin kollarını attın. Böyle şey bir kıza döndürdün. Wattpad karakteri gibi bir kıza döndürdün tabiri caizse, tamam mı? Zaten ayıp ettin karaktere. İkinci sezonunda toparladın kızı. Kız anne oldu, bilmem neler yaşadı. Kendi yaşlılığıyla karşılaştı. Karakter olarak olgunlaştı. Olgunlaştığı anda da bir kenara kaldırıp kısır bırakıp boşalttırdın. Ya sen ne pis bir insansın ya. Gerçekten Moffat sen ne aşağılık bir insansın Allah Allah, ya. Ne kadar ayıp ya. Karaktere şey davranıyor diye yani. Hani abi, mutlu olmasına engel oluyor diye. Mutlu olmasına engel olmak da değil. Kızı ağır ergenlikten aldı. Normal bir insana dönüştü ama normal insan gelmiyor ya. Dedi ki ben buna daha ne yapabilirim? Robot mu olsa, yaratık mı olsa, kısır mı kalsa falan. Ne yapıyorsun abi? Bir sal ya şu karakterlere yazık. Ya Marta falan duruyordu ya böyle kenarda. Nerede o tatlış tatlış insanlar da hepsi şey yani. Şey bitti bu arada farkında mısınız? En başında ben Amy küçük bir kızdım. Doktor geldi camdan girdi. Yoktu değil mi? Yok muydu? Ne oldu? Bir zahmet. Neyse yani bir böyle kendi yaptığı kendi sökme durumları da oluyor. Peki başka bir güzel detay. Dalek Asylum. Bütün klasik Dalekler bir şekilde içeride vardı. İlginçmiş bu arada. Evet, bizim farklı farklı Dalek modelleri vardı bir sürü. Bence hoş bir gönderme. Yani kesinlikle. Klasik serideki şey ilk şey 9. da 10. doktor dönemindeki Dalekler, renkli Dalekler, mevcut Dalekler falan hepsini bir arada görmüş olduk. Renkliyi de koymuş ama. Tabii. Yani çöpe kaldırmış hemen bir sezon sonra ama koymayı da unutmamışlar. Yalnız şey yine bana dediğim gibi ilginç geliyor. Yani karakterlerin ucuzlaşmakla kalmıyor herif. Bir de Daleklerini de yani... Yani şeyi şaşırıyorum gerçekten. Niye bu Dalekleri böyle gerçekten komik çöp kutularına dönüştü Dalekler iyice? Abi komedi... Bence korkutuculuk var mı? Komedi malzemesine çeviriyor bence bak. En büyük şeyi o. Çünkü o Dalek'e baktığımızda hepimiz önce bir güldük. Mesela Doktor Who'yu bilmeyip de Doktor Who hakkında fikir... Yani böyle bir bilgisi olana sorun. Şey Dalek'i mutlaka bilir. O ne abi Dalek? Hani öyle bir şeyin kötü adam olduğu bir diziyi ben nasıl izleyebilirime getiriyor. Tam benim Ömercan dediği şey işte. Ve biz diyoruz ki sen bizle. Şimdi diyorum ki valla haklısın. Yani çünkü öyle oldu tekrar. Ama bence ben mesela işte deli Dalek veya bozuk Dalek güzel o konsept. Konseptini falan aslında beğendim açıkçası. Biz şey diyoruz insan hatta, içinden çıktı Dalek. Anladım okey ama hani işte genel olarak yani Dalek zaten çok tehlikeli, çok işte ürkütücü bir şey falan. Bir de arızalı veya işte deli olması onu iyice benim için ürkütücü bir şeye çevirmedi değil. Çok güzel cümle ama bir yandan da bölümün sonunda Clara şey Oswin şeye bağlanıp Hive Mind'a bağlanıp Daleklerin hafızasından doktoru siliyor. Okey o Dalekler robot değil ki. Daleklerin robot olmadığını biz o kadar iyi biliyoruz ki hatta. Yani açığı açılıyor böyle bir yaratık çıkıyor. Evet. Bilmem ne yani biz Daleklerin
metal içerisinde kapatılmış organizmalar olduğunu gördük. Hatta evet. bunun üzerine ne hikayeler döndü. Yani bak bunlar da canlıymış, yaratıkmış, normal. Sonra kendilerini koruyup savaşçı olmak ya için içerilere kapandılar. Bu söylediğin ama öyle bir şey ki yani bunu yani yazarlar falan aha evet farkında olmadan yapacak halleri yok. Bu gerçeği göze alarak bunu böyle yazmayı çok seçmişler. Çok farklı. Daha bir önceki bölümlerinde Doktor ve şeyin River'ın birbirine dokunması üzerine bütün senaryoyu kurup sonra da dokunmadıklarını fark edemeyen adamdan mı bahsediyoruz şu an? O şöyle, o sezon sonu olduğu için kanka bir şekilde bağlamak zorunda izcılıktan ötürü bir durum. Bu böyle sezon başı. Demiş ki abi biz bunları hackleyelim bunlar ne ama işte falan boşver ya. Bunlar metal seyirci yer demiş. Ben de izlerken böyle oldum. Bunlar metal kutuların içerisindeki sarı toplar. Ya aslında haklısın. Ben çok üzere düşünmemiştim bunu da şimdi sen deyince abi, doğru söylüyorsun. Doktor hackle, bunun... Kolunu hackle, bacağını hackle. Hafızasından doktoru silmek... Tümüyle organik ve biyolojik bir konu yani. Telepatik. Ey Moffat. Yine bu Moffat. Doktor Who'nun o suyla bu suyla oynayıp ekstra twistler arayacağına şunu bir başka gezegenlere gönder. Ha. Ne bileyim zamansal bir şeyler ha, yap. Zorluyu da beceremiyor değil mi? Kardeş? Evet ya. Aynen ne beceriyoruz? Boşver biz bunu izlemiyoruz zaten. İçeride yaşayan herkesin görünmez olduğu bir gezegene gitsin. Bu bölüm öyle geçsin şerefsiz. Yani illaki de al bir şey katmana gerek yok. Bütçeyi de çözdün gayet. Ha. Aynen işte. Şimdi görünen adam da yapmışlar ya. Ya aynı kapı. Hayır. Ama gerçekten doktoru biraz böyle bir şeydi. Bilmem ne gezegenine gittik, bilmem nerede kapalı kaldık falan. Ya orijinal senaryolar evet. oralarda bir yerde var. Sen olan bir şeyleri bir iyiyle bir şeyler katmaya çalışıp beceremiyordu ha. Ara sor en kötü. Biz buradayız. Ara sor. Abi daha Moffat'ın geldiği bak. Geldiği bölüm. Çok da güzel bir bölümdür. Hatırla. Tabii. Neydi? Kütüphane Are You My Mommy? Yok. Are You My Mommy? Daha geldi. Da yazar olarak mi? Yazdığı bölüm tabii. Ne oldu? İlk defa TARDIS'in telefonu çaldı. Dedik ki aa enteresan bir şey oldu. Adam meğerse bunun üzerine yürüme kararı almış hayatı boyunca. Evet evet. Sherlock'ta da öyle. Ya bir şeyde bir A çizgisinden B çizgisine ilerlesin. Ya böyle 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 gitmesin yani. Ya da yapabiliyorsan iyi yap ya da iyi bir yazar ya arkadaş tut. Şu şeyden de ayrıl. Ne o marketisten de ayrıl artık sen. Kanki yani, tamam. Ben işte şeyi beğendim. Dalek eski Dalekleri gördük. Genel olarak Amy Rory'yi görmek acı yani komple gitmemeleri hoşuma gitti. Doktor zekice çözdü. Yani süt ve yumurtadan konuyu yakalaması bence çok akıllıcaydı. Twist'i yedik. Evet, evet. Yani bölüm genelinde bence okeydi. Ama şöyle detaylarına bir bakayım dedin mi? İnceleme videosu çekiyorsan bilhassa ne yazık ki elinde kalıyor. Bana da sorsan ben de güzel bölüm derim. Hatta şu anda mesela Clara'yı merak bile ettim. Ne olacak acaba diye. Nasıl bir tip olacak? Güzel de, sempatik de bir ablamızdı. Sevdik yani. Hatta bizden küçük bu arada. Neyse okey. Kardeşimiz. Kardeşimiz. Evet. Bacımız. Amy de öyle bu arada. Hiç acımadan Amy'ye ama. Neyse okey. Benim onun aktör kişiliğine hiçbir şeyim yok. Aktörist kişiliğine. Rose anne anne başkaydı. Rose teyze. Ben Rose 83'tü bu arada. Rose mu? Hadi ya. Seninle yaşıt oluyor. Biz arkadaşlar. Fantezi kısmına geçmişken. Arkadaşlar hazır herkes fantezi kısmına geçti. Ufaktan siz de kameraları stüdyomuz için kapatalım ve buradan hızla uzaklaşalım. Bir sonraki bölüm Dinozorlar Red Wedding'de bölümünde hep beraber görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Dinozor mu var? Aa.